OKX'in Orta Doğu Şubesi Dubai'den lisans alıyor ve XRP'nin yeni ana vatanına yelken açıyor. Durum üstüne konuşmaya çalışacağız. Şu anda burada Wasp'lar çok ciddi şekilde ilerleme kaydediyor. Tabii Ripple son zamanlarda inanılmaz derecede yükselenlerin başında geliyor diyebiliriz. İlk etapta adamlar Hong Kong'a açıldı. Yani Ripple'dan bahsediyorum şu an. Ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne açıldılar. Onun üstüne yine Dubai tarafında inanılmaz derecede faaller tabii ki. Önce Dubai, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve geneline açılım gerçekleştirmiş oldular. Yani bu şekilde bir hiyerarşiyle gitti. Zaten Singapur tarafında da aynı onayı aldılar. Şu an İngiltere'de bir resmiyet olmasa da aşırı derecede mesela Ripple, daha doğrusu XRP Ledger kullanılıyor. Muhtemelen oradan da onay alacaklar. Yani durum iyi. Şu anda Wasp'lar üzerine çalışma da ciddi şekilde ilerliyor. Burada bahsetmiş oldukları muhabbet, tabii ki adam diyor ki sen burada hizmet verebilirsin. Örneğin OKX şu anda artık Dubai tarafında istediği şekilde adamlar hizmet verebilme yetkisine sahip, istediği şekilde derken yani sonuçta kripto para alım satım hizmetlerini verebilme yetkisine sahiptir Dubai içerisinde. Aynı zamanda büro kurma gibi yetkileri olacağı da bilinmektedir. Ya durum bu şekildedir. Hiç değilse şu an için. Tamam mı? Bu Ripple için de aynı şekilde. Tabii Ripple için ekstradan bir takım önem durumu söz konusu. Çünkü şu anda Ripple yakın zaman içerisinde DeFi'ye de giriş yapacak. Yani kendi katmanı üzerinden satışlar gerçekleştirecek. Ve tabii ki bu da kripto hizmetlerini inanılmaz derecede artıracak olan bir unsurdur. Tabii Ledger'ın faaliyetlerini de aynı şekilde. Haliyle bu mevzubahis durum XRP coin'in fiyatlarına yansıyacaktır. Bir de bu sezon halka arzını bekliyoruz. Şu anda XRP Ledger gibi bu kadar kullanılan bir ağ yapısı ortadayken, özellikle şu anki gibi haberler iyice bunun önünü daha fazla açıyor. Yani halka arz ve DeFi'ye giriş öncesinde olabildiğince olayın büyüklüğüne önceden zemin hazırlıyor diyebiliriz. Şu an mahsus. Şu anda girmiyorlar. Bu arada Ripple sırf DeFi'ye girecekleri için mesela Avustralya'da adamlar likidite merkezi kurdu. Bir de burası Binance'ın çekildiği bir pazar. Bunu stratejik olarak bilerek yaptılar. Çünkü istiyorlardı ki olay doğrultusunda Binance'ın çekildikleri yerde var olabilmek istiyordu adamlar. Tamam mı? Buradaki nasıl diyeyim size? Arz vardı, talep yoktu. Adamlar da arz etmeye geleceklerdi. Bu bakımdan hareket ettiler. Durum bu şekilde, çalışmalar sürüyor. Ripple şu anda hızlı bir şekilde halka arz yapmıyor. Ya da DeFi'ye girmiyor. Bunun sebeplerini tahmin edebilirsiniz. Sebebini tahmin edebilirsiniz. Bunun sebebi SEC'dir. SEC'den kaynaklı olarak karşımıza gelen bir iştir bu. Sıkıntı olmasın diye ve SEC önlerine çıkmasın diye yapıyorlar. Yine aynı şekilde Coinbase'de mesela bu ETF muhabbetine de benzer. Adamlar tutup şu anda bir şekilde yapsalar devamında çeşitli olaylarla karşılaşacaklar. İşte örnek veriyorum. Devam eden davayı örnek gösterip, daha doğrusu bahane edip SEC ETF'leri onaylamayacaktı. O yüzden neden deniyorsun ki? Yani neden deneyesin şeklinde bir soru akla gelirdi. Durum bu şekildedir. Buna dikkat etmek lazım. Coinbase de buna benzer hareketler yapıyor. Mesela Coinbase de yeni bir ürün paylaştı. Paylaştığı bu ürünü enflasyon ile sabit bir stable coin'di bu. Adamlar paylaştıkları bu ürünü açıkça hemen dedi bunu çıkartmayacağız.
Bunu diyor, hükümet değiştikten sonra çıkartacağız. Secin yönetimi değiştikten sonra diyor biz bu ürünü sunacağız. Bilerek yapıyorlar. Yani başlarını ağrıtmasın diye. Zaten davalıklar, problem olmasın diye. Bu şekilde hareket ediyorlar. Ripple spekülasyon babında da tabii ki yapacağını yapıyor şu an. DeFi'ye girişinin çeşitli ölçülerini önceden yapıyor, yerini yapıyor. Adamlar en son Peep ve Floki noktasında biliyorsunuz. David Schwarz bizzat Ripple'ın CTO'sudur kendisi. Övgü gerçekleştirdi bir sürü. Floki ile Peep'e. Neden? Yani Floki'nin ve Peep'in gerçekten Ripple'la ne bağı olabilirdi ki? Yani nasıl bir şeyi var böyle birbiriyle? Tam olarak nasıl bir ilişkisi var? Ya bir ilişkisi olduğu için değil tabii ki. Adam DeFi'ye girecekleri için, trade'e açılacakları için kazanımların artması ve bu tarz meme coin'lerle arayı iyi tutup yatırımcı çekebilmek gayesiyle bunu yapıyorlar. Buraya dikkat edelim. Tamam, burada da OKX diyor. Kripto para borsası OKX'in Dubai merkezi yan kuruluşu OKX, Orta Doğu Fintech, FCA Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Otoritesi tarafından verilen bir lisans aldı. Bu arada İngiltere tarafında da dediğim gibi muhtemelen Ripple lisans alacak. Onun da ötesinde yani sadece bu olay bu değil. Zaten İngiltere'de Ledger aşırı derecede kullanılıyor. Hatta şu anda ABD tarafında SEC tazminat ödemesi bekleniyor ya. Bu tazminatın hesaplandığı vakitlerde düşük çıkacağını tahmin ediyor olmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü çok büyük bir kısmı zaten Birleşik Arap Emirlikleri, işte ne bileyim İngiltere, Almanya çok büyük bir kısmı buralarda yapılmış. Buralarda zaten XRP'yi kayıt dışı bir menkul kıymet olarak tanımlamadıkları için karışmıyorlar. Karışsa ya da karışmasa da bu ABD ile alakalı bir durum değil. Yani SEC'i ilgilendiren bir durum olmadığı için bu iş havada ve askıda kalmış oluyor haliyle. O yüzden bir problem yok. Bu arada Şubat, Mart ve Nisan aylarında bu 3 ay içerisinde Ripple SEC davası arasında önemli gelişmeler yaşanacak ve bu gelişmelere hepimiz bakacağız. Gelecek haberler doğrultusunda XRP fiyatları iyi yükselebilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.